Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle Arlink 2 sistemine sahip Renault araçlarda navigasyon sistemi üzerinde ve haritada yapılabilecek bir değişiklikten bahsedeceğim, bir yenilikten bahsedeceğim. Bunu yine yabancı forumlarda görmüştüm. Ben indirdim, kendim uygulayacağım, size de bu indirme linklerini, programla ilgili indirme linklerini paylaşacağım. Nasıl yapılacağını da videonun devamında gösterebilirim. Bu işlemi yine yaparken şu şekilde bir USB kullanacağız. Bu 32 GB. Zaten Arlink 2 sisteminde çalışabilmesi için FAT32 ile biçimlendirilmiş en fazla 32 GB boyutlarında bir USB veya varsa böyle SD kart okuyucu SD kartınız olması gerekiyor. Bu videoda ben sizlere mevcut haritanın nasıl renkli hale getirilebileceğini ve değişik renklendirmeler ile yolların, yeryüzü şekillerinin ve binaların nasıl farklı şekilde seçilebileceğini göstereceğim. Bu yine aynı haritada crack yapılmış olması lazım. Bunu yapabilmeniz için crack yaptıktan sonra da Arlink 2 yazılım sürümüne göre mevcut olan dosyayla crack yapıyorsunuz haritanıza. Haritası crackli olanlarda direkt dosya yükleniyor ve USB'ye Arlink klasörü altına yükleyip bunu yapıyorsunuz. Ben şimdi bir rota seçtim. Ben şu anda yapmadım güncellemeyi. Güncelleme olmadığında nasıl yol tarifi onu gösterelim. Git dedim İstanbul'da Beşiktaş'ta Meclis-i Mebusan yolunu seçtim. Şimdi buna git diyorum ve tarife başlayacak. Tabii tarifi şöyle yapacağım ben. Şurayı seçiyorum. Burayı seçtiğimde bu ekran geliyor. Ve bu ekran geldikten sonra da şuradan simülasyon diyorum. Ve simülasyon başlayacak. Bakın gidiyor. Sağa dönün. Evet. Benzin istasyonundan sonra sol tarafta kalın. Evet, böyle devam ediyor. Bir sonraki dönüşe geldim. Bakın burada gösteriyor sağa sola dönüşleri. Sağ 1,4 kilometre sonra sola ayrılın. Bakın bir sola ayrılın. Evet, bina şekilleri de böyle. Renkleri görüyorsunuz. Bu renkler birazdan seçilebilir hale gelecek. Şu anda seçemiyoruz. Dolmabahçe Caddesi'ndeyiz. Sona yaklaştık. Bakalım U dönüşünü nasıl gösterecek? Şu anda gösteriyor aslında. 650 metre diye sol tarafa. Bakın burada da gösteriyor. İleride hafif sağa dönüş diyor. Haritanın ve binaların renklerini görüyorsunuz. Hani bina grafikleri çok iyi değil. Birazdan yükleyeceğim ve göreceğiz renkleri. Ve bunu göstermeyecek muhtemelen. Hani bunu paylaşıldı yabancı forumda da, sosyal medyada da bahsetmişler. Maalesef bu görünmüyor artık bunu yaptıktan sonra. Biz de göreceğiz. Aynısı olacak mı? Önce bir şey göstereceğim size. Normal haritaya geçelim. Rotayı iptal edeyim. Rotayı iptal. Navigasyon. Şurayı seçeyim mesela, şurayı. Ve dikleştirdik böyle. Şuna bastıkça yatay hale geliyor ama hani çok güzel böyle bir yeryüzü şekillerini görmüyorsunuz. Mesela şöyle bir tepe seçelim. Bir tepe yolu mesela, şurayı seçelim. Saraylı Caddesi diyor. Hani çok güzel görünmüyor bu. İki boyutlu böyle görünüyor. İki boyutlu yakın böyle. Bu da üç boyutlusu. Şimdi bunu yükledikten sonra bunun nasıl olduğunu göreceğiz. Evet, tekrar USB'yi takıyorum. Yazılım güncellemeleri USB anahtarında SD kartta mevcuttur. Güncellemeleri şimdi yüklemek istiyor musunuz? Evet diyorum. Mevcut bilgilerin bir kısmı kaybedilebilir. Devam etmek istiyor musunuz? Yeniden başlatılmasını gerektirir. Yani evet diyeceğim buna da, başka türlü yapmıyor. Ve yazılımı yüklemeye başladı. Şimdi motor çalışıyor. Motorun çalışıyor olması çok önemli. Yarım kontakla da bu iş yapılır deyip daha sonra cihazını kaybeden veya fonksiyonları kaybeden bir sürü Renault kullanıcısı var. O yüzden motoru çalışsın. Ben bunu her zaman tavsiye ediyorum. Daha sonra düzeltmeye çalışmaktansa motorun çalışarak, yani bir saat bile olsa çok fazla bir şey kaybetmezsiniz. Evet. Şu anda yazılım güncellemesini yapıyor. Dediğim gibi burada nereye yaptığını yazıyor yazılım güncellemesini. Ben imajlarını değiştiriyorum. Yani renkli hale getiriyorum haritalarımı.
navigasyonumu. Peki sıkıldınız, başka sıkıntılar da buldunuz bu haritanın renklendirilmesiyle ilgili, ne yapacaksınız? O zaman kreye kaldıracaksınız. Kreye kaldırıp orijinal haritayı yükleyebilirsiniz veya kreye kaldırıp sonra tekrar krek yapıp yeniden elinizdeki haritayı yükleyebilirsiniz. Bunu da yapabilirsiniz. Şimdi yeniden başlayacak. Evet, uzun sürebilir bu yeniden başlama süreçleri. Onun için böyle yeni yapan arkadaşlar panik yapıp motoru kapatabilir, yeniden açabilir, yeniden başlasın diye. Hayır, sakın yapmayın. Evet, gördüğünüz gibi uzun sürse de başlıyor. Biraz kendini toparlamasını bekleyeceğiz. Hayır diyorum. USB'mi çıkarıyorum. Daha sonra kullanabilirim çünkü. Navigasyonu kendini yeniden başlatmasını bekliyoruz bu süreçte. Evet, renkler değişti gördüğünüz gibi. Şöyle haritayı büyüteyim. Mavi oldu. Yeryüzü şekilleri renklendi. Ve artık bulutlar ve gökyüzü görünüyor. Şöyle göstereyim. Bakın dağlar görünüyor. Gökyüzü görünmeye başladı. Deniz bu şekilde mavi görünmeye başladı. Motoru kapattım, devam edeceğim göstermeye. Evet, şimdi bakın gerçek 3D oldu ama tabi burada bu kadar yatırırsanız yolu görmüyorsunuz. Bir tık gökyüzü görünüyor sadece. Bakın tepelerin arkasından. Yani çok daha imaj güzelleşti. Daha iyi bir 3 boyutlu harita görüntüsü var. Biraz daha dikleştirirseniz eskisi gibi oluyor. Şöyle yapalım. En son hale getirirseniz de bu şekilde oluyor. Yaklaştıralım. Nereyi seçelim? Şurayı seçelim. Daha yatık bir harita düzeni seçersek burada görüleceği gibi yaklaştıkça barajlar, marajlar, su yolları çok daha iyi görünüyor. Karadeniz, Marmara şeklinde. Tabii biz yaklaştıracağız. Şimdi yine haritaya geçelim. Burada ayarlara geliyoruz. Harita ayarlarına geliyorum. Harita rengi gündüz, gece, otomatik. Evet, D-Color stok. Stok olan bu. Eski haline de çevirebiliyorsunuz yani. Selected. Selected dediğinizde 54 adet farklı topografik yüksek renkleri. Tabi şöyle yaparsam daha iyi belli olur. Varsayılan gece renkleri, varsayılan gündüz renkleri, yeşilli, beyazlı, 54 farklı seçenek var. Alaska diyor. Alien 5, Alien 8. Dağları bakın. Rengarenk gökkuşağı gibi gösteriyor. Böylesi var. Buradan aracımı da talisman yapayım. Böyle daha yukarıdan bakarsak. Renkleri böyle daha iyi göreceğiz. Şimdi baştan başlayalım o zaman. Evet, deniz de görünsün şöyle. Bakın caddeler var burada. Şöyle göstereyim. ADXAD diyor. Alaska 3. 54'e kadar gidiyor. Yani bunlar yollar, yeryüzü şekilleri hepsi farklı renk alabiliyor. Yeşillik alanları yeşil oluyor. Deniz mavisi değişiyor. Evet. Bu güzel titanyum deyi beğendim. 11. Bu gece. Gece. Gündüz. Gece. Turkuaz diyor. Güzel. Gece. Finlandiya gecesi. Garmin. GPS'in anladığım kadarıyla
Gece ve gündüzü. Yani bunu beğenmezseniz Eskişehir'e de dönebiliyorsunuz. Stok seçtiğinizde eski renklere dönüyorsunuz. Ben 11'i beğendim. Bu fazla yeşil geldi bana. Gece. Geceyi de göreceğiz. Birazdan bakalım ne olacak. 35. Gümüş gece renkleri. Gümüş gündüz renkleri. Jove gece. Jove. Gündüz gece. Kolay gündüz. Eskisinde böyle bir seçenek yoktu. Gece gündüz var. Veya otomatik vardı hatırlarsanız. Bununla ise bir sürü seçenek var. Evet. Stock day. Yani normal harita böyleydi. Gece olunca böyle renk alıyordu. Topografik yükseklik renkleri. Ha, bu güzel. Bunu beğendim. 52 güzelmiş. Evet. 52'yi beğendim. Elindeki güzel. Ben herkesin tabii ki zevkine ve keyfine göre rengarenk olabiliyor. Sizin de hoşunuza giden rengi seçebilirsiniz. Titanium de fena değil. Ben beğendim. Stok böyleydi en başta haritamız. Default olarak bunu seçiyor. Selected dersek de Titanium D'yi seçiyor. Gece Selected dersek gece varsayılan gece renkleri diyor. Veya To seçtiğimizde veya Default dediğimizde geceyi geçtiğinde onu yapacak. Bakın geçiyor. Mesela şu anda parkları yaktım. Kapattım. Stokta bu oldu. Bunu da stok yapsak günü. Yani normal biraz önce yüklemeden önce gösterdiğim bu. Gece böyle. Gündüz böyle. İkisini de default yapalım. Gündüz. Gece. Selected yapalım ikisini de. Bunu da selected yapalım. Bakalım. Gündüz. Gece. Burada otomatik zoom kontrol diyor. Ben by speed diyeceğim buna. Otomatik genel bakış. Show tilt and zoom. Evet. İşaretler, binalar, yükseklikler, yer işaretleri, 3B araç galerisi. Yer işaretlerinden de bundan bazılarını seçmiştim. Evet, şimdi haritaya dönecek olursak. Evet, bunu böyle gösteriyor. Gece olursa da bu şekle getiriyor ve deniz görünüyor. Evet, o taraf Karadeniz, bu taraf Marmara dedik. BMC değişti burada. Türkiye'de şu anda bu yok. Varsa bile bende yok. İki boyutlu da böyle görünüyor. Tam iki boyut olursa böyle, üç boyut olursa böyle. Yeryüzü şekilleri daha belirgin. Ve harita bence daha eğlenceli oldu. Şimdi ne vardı? Rota vardı bizim. Rota diyeyim. İstanbul seçeyim yine. Gittiğim rota planlaması diyor. Ve buna yaklaşıp şurada yine Meclisi Mebusan Caddesi'ni bulmaya çalışacağım. Evet, harita üzerinden seçtim ve buradan simülasyona basıyorum. Bakalım. Gidelim. Mavi iken burada kırmızı oldu. Dönüşleri yine gösteriyor simülasyon üzerinde. Şu anda 8x'te gidiyoruz. Geçelim bir sonrakine. Altınova. Bir sonrakine geçelim.
Evet, dönüşü hala gösteriyor. Bir sorun yok bunda. Bakalım düzeltmişler mi? Radarları gösteriyor. Asıl U dönüşü olan yerde göstermediğini söylemişlerdi. Atlayalım yine. Üsküdar, Ortaköy, Karaköy diyor. Ve köprüye geldiğimiz için yavaşlıyorum. Sesler nasıl, ona bakacağız. Binaları bir tabi güncellerken biraz zorluk çekiyor. Radarları da görüyoruz burada. Kırmızı ışık ve hız radarı ve diğerlerine. Yukarıda hala göstermeye devam ediyor. Ya gayet güzel gösteriyor. ...340 metre sonra hedefinize varmaya hazırlanın. Yine harita böyle. Dediğim gibi eğer bir problem çıkarsa kreye kaldırmanız gerekir. Kreye kaldırdığınız zaman bu da ortadan kalkıyor. Şimdi şunu bir göstereyim tekrar. Harita ayarları. Bakın harita rengi otomatik dedik. Bakın bu benim seçtiğim selected modu. Stok dersek haritanın kendi üzerinde yüklü olan renkler geliyor. Default dersek bu yüklediğimiz yeni dosyada seçilen olan geliyor. Selected dersek de kendi seçtiğimiz geliyor. Hani bunu tutup Titanium Grey'i seçmiştim ben. Hani bunu tutup beğenmediyseniz stoğa çevirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.